Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu konjonksiyon wenn. Bağlaç olarak wenn'e baktığımızda arkadaşlar, bu güzel Türkçemizde şayet ki eğer anlamlarına geliyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Wir essen Wassermelone. Evet, wir essen, yiyoruz. Wassermelone, die Wassermelone arkadaşlar. Bu neydi? Karpuz demekti, öyle değil mi? Es ist warm. Evet, havayı kastetmiş oluyoruz burada arkadaşlar. Es ist ile warm neydi? Sıcak demek. Dolayısıyla ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde, yani hava sıcak olduğunda karpuz yeriz derken ne yapacağım arkadaşlar? İki türlü yapabilirim. Wenn'i başa getirebilirim ya da bağlaç olarak kullanabilirim. Şimdi öncelikle başa getirdiğimizde ne oluyormuş onu bir inceleyelim. Wenn es warm ist, bakın burada ne oluyor arkadaşlar? Buradaki yapıyı buraya taşıyorum, ancak tek bir farkla eylemi ne yapmış oluyorum? Bakın buradaki ist'i ne yapıyorum? Sona atıyorum. Burası çok önemli. Demek ki hava sıcak olduğunda derken wenn es warm ist, virgülümü koyuyorum. Dan, o zaman anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu parantez içerisinde koymamın sebebi, kullanabiliriz, kullanamayabiliriz. Bu tamamen size kalmış. Ne oluyor? Essen wir Wassermelone. Bakın burada ne olmuş? Eylemle devam etmiş. Demek ki virgülden sonra ne oluyor arkadaşlar? Eylemle devam etmiş oluyorum. Opsiyon olarak dediğim gibi dan'ı kullanıyorum ve diğer öğeler ne oluyor arkadaşlar? Burada öznem ve diğer öğeleri getirmiş oluyorum. Dolayısıyla eğer hava sıcak, yani şayet hava sıcaksa karpuz yeriz dediğimizde demek ki ne olacakmış arkadaşlar? Wenn es warm ist, dann essen wir Wassermelone, ya da wenn es warm ist, essen wir Wassermelone demiş oluyoruz. Wenn'i ben bağlaç olarak kullandığımda ne olacak arkadaşlar? Çok kolay. Ne olacak? Wir essen Wassermelone. Bunu aynen geçireceğim buraya. Wenn es warm ist. Ne oluyor arkadaşlar? Wenn'le bağlaç görevindeki wenn'i getirmiş oluyorum ve ist'i ne yapıyorum? Buraya koyuyorum. Herhangi bir dönüşüm, herhangi bir değişim olmuyor. Aynı şekilde sona atmış oluyorum. Ve ne diyorum? Tekrarlayalım. Wir essen Wassermelone, virgül mü getiriyorum? Wenn es warm ist demiş oluyorum. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar, dein Motorrad ist kaputt. Evet, Motorrad arkadaşlar, Motorrad motosiklet demek arkadaşlar. Kaput, bozuk demek, kırık, bozuk anlamında. Senin motosikletin bozuk derken demek ki dein Motorrad ist kaputt demiş oluyorum. Rad, das Motorrad arkadaşlar, bunun da artikeli das Motorrad. Buna dikkat edelim. Buraya baktığımızda du rufst den Mechaniker an. Evet, der Mechaniker arkadaşlar, teknisyen anlamına gelmiş oluyor. Yani tamirci, teknisyen anlamında. Burada fark ettiyseniz arkadaşlar, iki durum söz konusu. Bunlardan birisi anrufen, ayrılabilir fiilini görüyoruz. Artı birisini arıyorum derken akusatif konusunda bunu görmüştük. Birisini arıyorsun derken ne diyeceğiz arkadaşlar? Den'e dönüşmüş. Sen kimi arıyorsun? Teknisyeni arıyorsun derken du rufst den Mechaniker an. Demek ki der da ne oluyor? Akusatif dönüşüm olmuş oluyor. Dolayısıyla yine diyecek olursak, dein Motorrad ist kaputt, motosikletin bozuk. Du rufst den Mechaniker an, teknisyeni ya da işte tamirciyi arıyorsun. Ne yapıyorsun? Tabii anrufen neydi? Telefonla aramak anlamındaydı, öyle değil mi? Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde, wenn'le bir araya getirdiğimde ne yapıyorum? Wenn'le başlatalım. Wenn dein Motorrad kaputt ist, motosikletin bozuksa. Bakın ne olmuş gene? Ist sona gelmiş. Dann rufst du den Mechaniker an. Bakın arkadaşlar, eylemimle, değil mi? Virgülden sonra eylemimle devam ediyor cümle. Bakın burada da gene yumurtamızı çizelim. Ayrılabilir fiil olduğuna dair. Ne olacak? Bunun da baştaki eki, değil mi? Ne olacak? Sona gelmiş olacak. Dolayısıyla dann rufst du den Mechaniker an. Bakın arkadaşlar, eylemimden sonra ne olacak? Demek ki du
ve din mechanika an ile sonlandırmış olacağım. Dolayısıyla wenn dein Motorrad kaputt ist, dann rufst du din mechanika an demiş olacağım. Peki bunu wenn bağlaç olarak kullanacak olsaydık ne olurdu? İki cümleyi bir araya getirseydik ne olurdu? Olağan bir şekilde du rufst din mechanika an, değil mi? Olağan bir cümle. Ne olmuş burada gene? Ayrılabilir olduğuna dair yumurtamızı çizelim. Du rufst den Mechaniker an. Teknisyeni çağırıyorsun. Telefonla arıyorsun. Wenn dein Motorrad kaputt ist. Bakın burada da ne olmuş? Çekimlenmiş olarak fiilim, değil mi? Ne yapıyor? Sonra gitmiş oluyor. Tabi burada iki cümleyi ayıran virgülümüzü de mutlaka koymamızı gerektiriyor wenn cümlesi. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir essen Wassermelone. Es ist warm. Wir essen Wassermelone. Es ist warm. Wenn es warm ist, dann essen wir Wassermelone. Wenn es warm ist, essen wir Wassermelone. Wir essen Wassermelone, wenn es warm ist. Wir essen Wassermelone, wenn es warm ist. Dein Motorrad ist kaputt. Du rufst den Mechaniker an. Dein Motorrad ist kaputt. Du rufst den Mechaniker an. Wenn dein Motorrad kaputt ist, dann rufst du den Mechaniker an. Wenn dein Motorrad kaputt ist, rufst du den Mechaniker an. Du rufst den Mechaniker an, wenn dein Motorrad kaputt ist. Du rufst den Mechaniker an, wenn dein Motorrad kaputt ist. Sonraki örneğe bakalım şimdi arkadaşlar. Meine Mutter liebt es. Benim annem sever. Wir sitzen alle zusammen. Arkadaşlar burada wir sitzen neydi? Oturmak demek. Zusammen birlikte demek. Alle hepimiz. Şimdi bu cümleye baktığımızda arkadaşlar ayrılabilir olan zusammen sitzen yani birlikte oturmak anlamına gelen zusammen sitzen'i görmüş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ben bunu wenn ile birleştirecek olursam meine Mutter liebt es. Bakın buradakini aynen aldım. Wenn ile birleştirdiğimde ne olacak? Wenn wir alle, bakın ne olmuş arkadaşlar? Zusammen sitzen, ayrılabilir fiil arkadaşlar ne olmuş? Bir araya gelmiş ve bakın burada wenn wir alle zusammen sitzen şeklinde bir araya gelmiş oluyor. Burası çok önemli. Demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Wenn cümlelerde ayrılabilir olduğunda bir fiil ne yapmış oluyoruz? Bunu bir araya getirmiş oluyoruz. Dolayısıyla annem sever biz bir araya geldiğimizde, biz birlikte oturduğumuzda anlamına gelen meine Mutter liebt es, wenn wir alle zusammen sitzen. Peki biz bu wenn'i başa alsaydık ne olacaktı? Bakın, wenn wir zusammen sitzen, ne olmuş arkadaşlar? Tekrar bir araya gelmiş, öyle değil mi? Wenn wir zusammen sitzen, dann liebt es meine Mutter. Ne olmuş arkadaşlar? Virgülden sonra dann olmasaydı da ne olacaktı? Her halükarda eylemimle devam etmiş oluyorum. Dann liebt es meine Mutter demiş olacağım. Dolayısıyla wenn wir zusammen sitzen, dann liebt es meine Mutter demiş olacağım. Sonraki cümleye baktığımızda arkadaşlar Ihre Tante backt einen Kuchen. Evet, backen neydi arkadaşlar? Fırına vermek anlamına geliyordu, pişirmek anlamına geliyordu. Bunu Almanca'da şey için de kullanabilir arkadaşlar. Unlu mamuller için, pasta için, börek için gibi şeylerde de gene backen kullanılabilir. Der Kuchen pasta, kek anlamına geliyor arkadaşlar. Ihre Tante, evet bunu aile konusunda ayrıntılı görmüştük. Teyze, yenge ya da hala anlamına geliyordu Tante. Ihre de burada bir kadını kastetmiş oluyorum. Yani onun teyzesi diyelim isterseniz. Onun teyzesi derken Ihre Tante backt,
pişiriyor ya da Türkçemizde ne diyebiliriz? Pasta yapıyor deriz, öyle değil mi? Backt einen Kuchen, bir pasta ne yapıyor? Pişiriyor. Jemand birisi anlamına geliyor arkadaşlar. Birisi demek ki neymiş? Jemand. Bunu üçüncü tekile göre çekimlemem gerekiyor arkadaşlar. Jemand hat Geburtstag. Geburtstag arkadaşlar doğum günü demek. Dolayısıyla birisinin doğum günü var dediğimizde jemand hat Geburtstag. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde, wenn'le bir araya getirdiğimde ne yaparım? Başa getirebilirim ya da bağlaç olarak kullanabilirim. Başa getirdiğimde wenn'i ne olacak? Wenn jemand Geburtstag hat. Eğer ki birisinin doğum günü varsa, bakın ne olmuş? Wenn jemand Geburtstag hat, eylemimi ne yapıyorum? Sona atıyorum. Dann, o zaman ne yapıyorum? Eylemle devam ediyorum. Backt ihre Tante einen Kuchen. O zaman ne yaparmış? Teyzesi bir pasta yaparmış dediğimizde dann backt ihre Tante einen Kuchen. Toparlayacak olursak bu cümleyi, wenn jemand Geburtstag hat, dann backt ihre Tante einen Kuchen demiş oluyoruz. Önceden de söylediğim gibi arkadaşlar, dann atsaydım da problem yoktu. Backt ihre Tante einen Kuchen ile de sonlandırabilirdik. Bağlaç olarak baktığımızda wenn'e ne olacak? Ihre Tante backt einen Kuchen. Olağan bir şekilde ne oluyor arkadaşlar? Cümleyi yerleştiriyorum. Virgülümü getiriyorum. Wenn jemand Geburtstag hat. Burada da demek ki ne oluyor? Eylemi sona atmış oluyorum. Bu cümleyi de toparladığımızda demek ki ihre Tante backt einen Kuchen. Wenn jemand Geburtstag hat demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduğumuz yapıları doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Meine Mutter liebt es. Wir sitzen alle zusammen. Meine Mutter liebt es. Wir sitzen alle zusammen. Meine Mutter liebt es, wenn wir alle zusammensitzen. Meine Mutter liebt es, wenn wir alle zusammensitzen. Wenn wir alle zusammensitzen, dann liebt es meine Mutter. Wenn wir alle zusammensitzen, dann liebt es meine Mutter. Arkadaşlar burada alle'yi unutmuşuz. Kullanmasaydık da olurdu arkadaşlar. Devam edelim. Ihre Tante backt einen Kuchen. Jemand hat Geburtstag. Ihre Tante backt einen Kuchen. Jemand hat Geburtstag. Wenn jemand Geburtstag hat, dann backt ihre Tante einen Kuchen. Wenn jemand Geburtstag hat, dann backt ihre Tante einen Kuchen. Ihre Tante backt einen Kuchen, wenn jemand Geburtstag hat. Ihre Tante backt einen Kuchen, wenn jemand Geburtstag hat. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde wenn konusunu, yani şayet ki anlamına gelen wenn'i görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.